Armut'un tabii finallerde de müthiş oynadığı, daha bir sene öncesinde dünya şampiyonasında Oromo'yu tahtından evet. ettiği şampiyon Wukong. Tehlikeli bir şampiyon. Şey, Ryze kule altı yapar rahatlıkla. Orası bizim için bir kapı. Alt koridorumuz zaten avantajlı bir eşleşmeye gidiyor. 2v2'de Tristana Kaisa'ya karşı çok ciddi üstünlüğü olan bir nişancı. Hala çok da iyi durumda bu arada. Aldığı çok küçük bir dengeleme var sadece. Yengece gidemiyor. Neden? Çünkü üst koridor ittirilmiş durumda. Orta koridor ittirilmiş durumda. Çift yengeç yapabiliriz burada. Of, çok kötü yakaladım orada Kaiser. Az önceki kötü çıpadan sonra müthiş bir çıpa attı. Yani havada kesiliyor W'nuz ama doğru reaksiyonu gösteremedik maalesef orada. Humanoid da bıraktı. Çekim alanıyla beraber Serin'i minyonlardan uzakta tutmaya çalışıyor. Ama Serin gelmeyi başardı ve Elio'ya 6. seviye. Yine alt koridora geldiler. Kule kapatıldı. Farfetch burada düşecek mi? İyi bu. Üzerine bitkinlik geldi. Bir de ulti geliyor Elio'ya. Son vuruş. Farfetch'te kaldı. Skor çok güzel pozisyon. Kule altı yapacağız derlerken kule altına mahkum kaldılar. Az atama etmeyen çoğu olamaz Eren. Boş ver skorumuzu aldık. Şeyi hatırlayamadım biliyor musun gerçekten değişi? Yalnız burada az önce istemedik ama burada isteyenler onlar oldu. Farfetch henüz 5. seviye. Holy bu arada en azından Kaiser'in üzerine ultisi yok. Şu an isteyebiliriz. Ferit yetişebilir. Sıçra geldi. Çarp geldi. Karzi arındırını kullandı. Karzi'ye hasar yetecek mi? Son bir vuruş. Hadi oğlum evet. İşte Ferit. Son vuruşu Holy yalnız yapmadı Holy. Kullanamadığını gördük yalnız orada. Farfetch kötü pozisyonda. Az önce sıçrasını kullanmıştı. Farfetch Burgaç'a da yakalandı. Tek başına tabii alamete bakmaya gitmek çok akıllıca, verimli bir hamle olmadı ne yazık ki. Alametin yanında bir de skor hediye etmiş olduk böylelikle. Ve Starscreen henüz paranoya kullanabilecek pozisyon yakalayamadığını belirtelim şu ana dek. Hexstra gelecek, Farfetch'in başı dertte. Farfetch'e gelen çıpa, ya Kaiser'in orada olduğunu tahmin etmemiz gerekiyordu. Bir kez daha olmaması gereken bir yerde yakalandı. Gelecekse hareketlenmesi lazım. Yani nedir? Karar nedir burada? Şöyle yani... gelemeyeceği aşikar derken şunu söylüyorum. Işınlığını yok. Eğer Starscreen gelmeyecekse... başı derde girebilir. Sözünü kesmek durumunda olacağım. Elio'ya sıçrayı kullandı. Serin de kendi sıçrasını kullanıyor. Döner bu, döner bu. Yaz kule altında rune hapsini çok güzel kullanıyor. Şimdi paranoya geldi. İçeri doğru giriyor. Elio'ya alabileceğiz mi? Starscreen'den son vuruş. Güzel bir skor. Oyundaki ikinci skorumuz Serin. Aman dikkat. Humanoid'in lazeri ikinci. Alametin daha fazlasını yapmasını engelleyecek. Serin'in yalnız sıçrası yok. Serin'in başı dertte. Serin düşüyor. Çekim alanlarını şu ana kadar Humanoid oldukça iyi kullandı. Daha geçen hafta falan tarafında da yani. Orada da gördük. Alışkanlık oldu artık. Starscreen Armut'un üzerine daha fazla gitmese kendi adına iyi olur. Işıkları kapatabilir gerekirse. Burgaç kullanıldı yalnız. Starscreen şimdi paranoyayı kullanıyor. Kesin mi? İkinci Burgaç. Armut'a sıçrayı da attırmak zorunda. Canını yaktı Karzi. Roket atlayışı savunmaya yönelik kullanılıyor. Farfetch yetişecek mi? Farfetch yetişemedi ama şimdi gelen Serin en azından Karzi ufuk kılıcı tutmadı. Müthiş bir ulti attı orada Karzi ve Serin'in hasarın devamını verebilecek fırsatı yok. Panik. Neden? Hiç fena bir hasar çıkartmıyoruz. Armut'un üzerine doğru gitmek az birazcık öncü olabilir. Elio'ya da arkada. Şimdi Armut Burgacı'nı kullandı. Bravo. Vurdu şuna. Serin. Çok Armut iyi oynadı Farfetch. Ryze da tabelaya adını yazdırdı. Ejder yeni çıktı bu arada. Canlarımız yalnız o kadar riskli seviyedeki Farfetch bir kez daha yakalanıyor burada. Arkadan gelen Serin hasar çıkar mı? Pek çıkmıyor diğer taraftan. Karzi'nin ultisi yok, ultisi yok, Karzi'nin ultisi yok. Karzi'nin ultisi yok, Karzi'nin ultisi yok ama Starskin'in canı çok az. Ferit geliyor arkadan. Yetişecek mi? Humanoid kaos fırtınasını bıraktı ama çok güzel bir roket atışı. Bravo. Şunları Humanoid'u da yakaladık. Şimdi Kaiser'i bırakın gitsin. Nereye giderse gitsin biz şu ejderi alalım. Ki onu da bırakmaya niyet yok gibi gitmiyor. Gözüküyor. Nereye gidiyor? Rise, nereye Rise! Gidiyor? Prove yourself and Rise diye bağırdı burada. Alev ejderi aldık. Nereden çıktı bu alev ejderi? Wildcat. Altı farkı yok. Altı farkı yok. Sizde kaybediyorduk. Ne güzel yanılttınız bizleri ama. Heyecanlanmayalım. Çok zor maç, çok zor maç. Sakin ol. Ya bu arada tek bir pozisyonla kazanamayız. Onlar ilk hatalarını yaptı. Dedi iki kişiyi birden. Ve bu arada şimdi yakaladı Humanoid'u. Ulti de geliyor üzerine atlayacağız. Hadi alın şu Humanoid'u. Victor düştü. Yaz Armut arkada. Ölmedi, ölmedi, ölmedi. Holy de hayatta kaldı. Şimdi Armut'u korkutacağız. Kule altındayız. Wukong'un başı dertte. Armut'u almamız lazım ama çok mu uzattık? Yo, hiç çok iyi sıçra, çok iyi sıçra. Az bile uzatmışız. Farfetch burada ödül olacak rakibi ama Naturus'a giden bir karşı skor. Çok bahsedilmeye değmez. Orta koridordaki Humanoid'u aldık. Armut'u aldık. Bu bekleme süresi yokken bedava bir alem bekleyelim. Elio'yu aldı. Ve burayı geliyor, paranoya da var orada. Yalnız arkada yakalanacak çekim alanına. Kuleyi kurtarmış olduk. Serin gelemeyecek ama çekim alanı yok. Çekim alanı yok. Mekan sapması gelir mi oraya? Victor alabileceğiz mi? Sıçra birazcık duvara vurdu. Talihsizliğe bak. Talihsizliğe bak. Serin sıçrayı duvara vurdu.
Şimdi görüyoruz 7500. Burayı oynarız işte. Şimdi büyü dirençleri düştü. Yakalayan ilk isim Farfetch. Arkada da Armut bu arada girmeye çalışıyor. Ferit yalnız güzel durdurdu onu. 5000 cana kadar düştü. İçeriye Ferit'in pozisyonunu lazım. Biliyorlar. Baron'u bitirmeye çalışacaklar. Şimdi Paranoia geldi. Arkada eritebilecek. Humanoid yakaladı. Yalnız Humanoid'a hasar gelmiyor ki. Armut şimdi Baron'la beraber Baron'un hasarı yetti Armut'a. 4'e 3 pozisyon. Canbarlarımız daha iyi durumda. Taşıyıcılarımız hayatta. Armut düşmedi, o şeydi. Armut düşmedi. Klon çok özür dilerim. Burası artık oynanamayacak bir adaya geldi. Serinin sıçrası yok, Holy Phoenix'in sıçrası var. Armut içeride, Armut'tan güzel oyun. Mad Lions tek bir baron kararıyla bir anda inanılmaz bir üstünlüğü ele geçirmiş oldu böylelikle. Tecrübe o taba bastığınızda o Liandry, o Kraken katili varsa bu tetik çekiliyor. Mad Lions da tehlikeli bir takım. Bu kararı çok güzel verdiler. Ferit yalnız tek başına burada bir üstüne doğru kaçıyor. Şimdi yalnız Ferit arkadan gelen Elio'nun üzerine doğru gelen Holy Phoenix patlayıcı yükü de bıraktı. Elio'ya sıçrasını kullanıyor. İkinci roket atlayışı. Elio'yu düşürdük, alacağız. Düşürdük. Elio'yu çıkartmayı başardık oradan. Çıktık. Haritaya bakıyoruz. Haritada sıkıntı yok. Üst koridorun imitörünü kaybettik ama karşında bu alınan takaslar harika takaslar. Aynen öyle. Bu sefer dün Payne'in bize yaptığı şeyi bugün biz yapıyoruz. Sürekli takas. Oyunda herhangi bir ruh tehdidi yok şu anda. Oyunda şu anda kadim tehdidi yok. Dönüyor şu anda Wukong. Onu evet, istemek çok mantıklı değil. Humanoid'le Kaiser da döndü zaten. İki taşıyıcımız da. Kapanıyorlar üzerimize. Kaiser'den bir çıpa gelecek. Kaiser minyonlardan sıyrılmaya çalışıyor. Elio'ya gelecek. Farfetch yakalanıyor. Farfetch yakalandı. Farfetch'i bırakmamız mı gerekecek? Paranoia. Farfetch'in sıçrası. Arkaya doğru girdi. Wukong arkaya giremedi. Armut. Ve burada düştüğünü gördük Farfetch'in. Şimdi Kaiser'i alabileceğiz. Destekler değişildi ama 4'e 3 kaldık. Armut hala hayatta. Şimdi Ferit arkaya sıçra attı. Sersemletme attı ama kimse takip etmezken o hamlenin tabii bir sonucu olmuyor. Ferit kendini hızlandırmaya çalıştı ama yeterli değil. Bu Baron'la birlikte cevap vermek için çünkü 3,5 dakika sonra... Çünkü standart senaryolarda rakibin sürekli kazandığını görüyoruz. Şimdi alt koridorda savaş başladı. Ve kule altında anında erittiler. Farfetch de sıraya girdi. Mad Lions tetiği çekti. O tetik bize headshot olarak geri geldi. Karzi'yi aldık bu arada. Humanoid de kötü pozisyonda kalabilir. Karzi sağ ol! Serin yalnız düşmesin. Serin düştü. Yani onların ikramına... Yeterince iyi cevap veremedik gibi Holy Phoenix'in koruyucu meleği hala devreye girmedi. Buraya devam etmeyeceklerini tahmin ediyorum. Devam edecekler muhtemelen. Işınlanma gelecek bu arada. Bir durdurabilir miyiz Armut'un geri dönüşünü? Pek mümkün olmadı. Elio'nun üzerine doğru gidiyoruz. Starscreen büyük halkanına güvendi. Yani şimdi Armut gelecek oraya. Armut geldiği gibi minyon dalgasını az da olsa temizledik ama şimdi Nexus kuleleri problem altında. Armut'un oradan çıkması gayet mümkün gözüküyor ama güzel tuttuk. Tamam güzel. Arkaya bir ışınlan gelirim peki serinden. Burayı oynamak ister miyiz 4-3? Negatif bir durum yok. Geri dönüşünü engeller miyiz onu? Hadi. Kaiser'i yakaladı. Gidelim. Bir dakika sonra alevecileri var. Kaiser'i yakalamanın tabii çok büyük bir sonucu olmayacak bizler için. Işınlandı kullanıldı yalnız Kaiser'e. Kaiser burada düştü değil mi? Starscreen'e düştü. Holy Phoenix diğer taraftan almış. Hayatta olmayacak ejderde. Yok pardon 55 olacak saniye. Olacak canım 55 pardon, saniye var yavaş. Ben şuradaki baron şeyle karıştım. Kafalar gitti artık. Çok haklısın. Karzini garip bizimkiler bu arada inhibitör istiyor. Ya şimdi öldük. Tekledik. İnanılmaz. Tekledik. Kayseri 13 saniye var. İnhibitör kulesini alıp çıkabiliriz. Devam etmek ister miyiz acaba? Hayır isteriz. Burayı isteriz. Humanoid yokken acaba? Ferit'in canı çok az. Farfetch'in canı çok az. Holy Phoenix'in canı nispeten az. İstemedik. Mi? Işınlan yok. Nasıl gelsin? Ya hakikaten sen de. Ejderi alacağız. Yalnız şimdi geri dönüşleri geciktirmemek lazım. Hemen attı zaten. Vurmuyordu orada Starscreen. Hiçbir şey olmayacak. Sıkıntı yok orada. Starscreen, Nexus. Baron erimeye devam ediyor. Ormancımız Ferit'in içeri girmesi çok kolay gözükmüyor. Bırakalım tamam. Bu Baron'u bırakıp çıkalım. Farfetch girme burada artık. Değil. Starscreen burada değil. Ya hiç gerek yok. Gerek yok. Hadi çıkın artık çocuklar. Starscreen yok dediğin gibi. Şimdi geldi Starscreen ama Farfetch yakalandı. Ya o kadar yersiz uzattı ki tamam çıkalım artık. Güzel biz isteyelim ama. Paranoia'nın bekleme süresinin gelmesine çok az var bu arada. Onu bekliyoruz muhtemelen. Armut şöyle bir girdi. Karita bir kasar verdi. Kaiser kaçırdı. Şimdi Paranoia geliyor. Kaiser düştü. Ve Kaiser'i eritmeyi başardık. Şimdi Farfetch'in de başı dertte yalnız. Farfetch kaos fırtınasına düşmemek için içeri girdi bu arada Humanoid. Starscreen düzeltiyorum. Humanoid'u çıkartamadık. Armut yine burgacını kullanıyor. Şimdi Kaiser'den de ulti geldi. Kaiser'in içeri girmesi işleri birazcık değiştirdi gibi gözüküyor. Seride de kaybettik. Oli'yi tek başına. Oynayabilir burayı. Karzi'yi alabilir. Humanoid'u da aldı. Karzi'yi de alsın. Al şu Karzi'yi. Hayır, Karzi'yi almamız mümkün olmayacak. Koruyucu meleği var zaten. Holy Phoenix de düşüyor burada. 38 dakika sürdü. Fast Pay Wildcats, ellerinize sağlık. LEC şampiyonuna karşı böyle oynadığınız için hepinizi teker teker alınlarından öpüyorum. Enseleri karartmayın, sinirleri bozmayın. Bu grupta daha 4 maç daha var. Böyle oynarsak